İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan dergisi Vesten Armenia'nın 19. sayısı çıktı. Müslümanlaştırılmış Ermeniler. Voskanyan, Verin Voske Barkü'yü Ermenidir. Avrupa Parlamentosu'nda Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirleri sorununa ilişkin konferans düzenlenecek. John Inaritu, Bakü yetkilileri kültürel soykırım, kültür siti sürdürüyor. Ermeni kimliği, kan gibi sıcak, Armen Avon'un ikinci kitabı. Batı Ermenistan dergisi Vesten Armenya'nın 19. sayısı çıktı. Yeni sayıda Batı Ermenistan'daki kamu düzeni algısı, dünyadaki Ermeni kimliğinin yapısı, bilgi etkileme eylemlerine ilişkin yazılar yer alıyor. Batı Ermenistan dergisi Vesten Armenia'nın 19. sayısında Bakü'nün son savaşı sonucunda işgal altındaki Arsah topraklarında bulunan Ermeni tapınaklarındaki Ermeni varlığının yok edilmesi süreci hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yeni sayıda General Antranik Ozanya'nın 159. doğum yıl dönümüne ithaf edilen yazılar yer alıyor. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Şiddet yoluyla din değiştiren Ermeniler sorununun araştırılmasının yeniden canlandırılmasıyla birlikte bilimsel söylememizde şu soru da gündeme geldi. Ermeniyi tanımlarken etnik kökene mi yoksa dine mi öncelik verilmeli? Çoğu zaman yalnızca bir Hristiyanın Ermeni sayılabileceği zihniyeti içimizde yerleşmiş Buna bağlı olarak da dindar olmayan Ermeniler kavramı dışlanmış ve bunun içinde elbette birçok gerekçe gösteriliyor. Bunun karmaşık bir konu olduğunu ve farklı disiplinlerin kesişim alanında olduğunu kanıtlayalım ancak bizce soruna istenilen ya da ideal perspektifinden değil günümüzün somut gerçekliğinin konumlarından yaklaşılmalıdır. Müslümanlaşmış Ermenilerin ve onların soyundan gelenlerin varlığı bir gerçektir ve çeşitli zorluklara rağmen Ermeni kökenlerinin anısını koruyan insanları görmezden gelmek en azından haksızlık olur. Bizim için İslamlaştırılmış Ermeni tabirinin daha çok onların mevcut hukuki statülerini anlatan bir isim olduğunu da vurgulamak gerekir geleneksel olarak Müslümanlaştırılmış Ermeniler olarak adlandırılan farklı gruplara karşı farklı tutumlarımız ve en önemlisi beklentilerimiz olmalıdır. Batı Ermenistan'da zorla din değiştiren Ermeniler sorunu çok günlü olup bu yönde yapılan çalışmalar önemlidir ancak bu konuda profesyonel bir yaklaşım benimsenmesi gerekli ve zorunludur. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Batı Ermenistan televizyonu Müslümanlaştırılmış Ermeniler dizisini yeni bir format ve yeni bir yaklaşımla yeniden başlatıyor. Verin Voskepar antik Ermeni tarihi eserlerine, harika duasına ve güvendiğimiz için önemli coğrafi konuma sahiptir. İranolog Vartan Voskanyan, Telegram kanalında bu konuyu Azerbaycan tarafının sözde dört köyün devredilmesini talep eden son açıklamalarına atıfta bulunarak yazdı. İranolog Vartan Voskanyan şöyle dedi. Bakü'deki barbar rejim bugün resmen Ermeni kutsal topraklarının tam da bu fotoğrafta durduğum bölgeye teslim edilmesini talep ettiğini duyurdu. Verin Voskepar, Antik Ermeni tarihi anıtları, harika doğası ve güvenliğimiz için önemli coğrafi konumuyla birliktedir. Doğu Ermenistan'ın tüm iç söylemi, halkımızın ve elitlerimizin bilinç ve düşüncesi, düşmana taviz verilmesi ve bundan kaynaklanan etkili adımların atılması dışında artık bu ve vatanımızın geri kalan topraklarının operasyonel gündemi haline gelmelidir devletimiz fiilen felce dönüşecektir ki düşmanın da özlemi budur. Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ndeki temsilciliği tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan'daki Ermeni savaş esirleri toplantısı Avrupa Parlamentosu'nun ilgili kararının kabul edilmesinden 3 yıl sonra oluşan durum başlıklı konferans adıyla 19 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşecek. Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği temsilciliğinden yapılan açıklamada 19 Mart'ta Avrupa Halkçı Partisi'nin grup milletvekili Andrei Kovachev'in himayesinde Bakü'deki Ermeni savaş esirleri sorunu Avrupa Parlamentosu'nun ilgili kararının kabul edilmesinden 3 yıl sonra oluşan durum başlıklı konferans adıyla 19 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'na gerçekleşeceği belirtildi. İspanyol Milletvekili John Inarritu, Arsak'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasının yok edilmesinden ve gelecekteki ihlallerin önlenmesinden sorumlu olan kişi veya kuruluşlara, uluslararası toplumun hedefli yaptırımlar veya diğer cezalar uygulaması gerektiğine inanıyor. Uluslararası toplumdan beklenen net adımlara değinen milletvekili, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ilallere ve vandalizme son vermenin hem diplomatik hem hukuki hem de kültürel çabaları içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. John Inaritu'ya göre burada Ermeni tarafının da yapması gereken işler var ve Azerbaycan'ı bu yeni kültürel yıkımdan, kültür sitten sorumlu tutması için UNESCO ve Uluslararası Adalet Divanı gibi tüm yasal uluslararası platform ve kurumları kullanması gerekiyor. Eylül 2023'te Arsak'ın tamamen işgal edilmesinin ardından Bakü yetkilileri binlerce yıllık Ermeni tarihi ve kültürel mirasını yok etmeye ve tahrip etmeye devam ediyor. Bakü askerleri hem Ermeni anıtlarına hem de mezarlıklarına hoyratça davranıyor ve yok ediyor. Birkaç gün önce Azerbaycanlıların Rönesans Meydanı'ndaki parlamento binasının nasıl yıktığını gösteren Stepanagert'in görüntüleri internette yayınlandı. Ortak geçmişe rağmen hamşenli kimliğine sahip Müslüman ve Hristiyan hamşenli toplulukları arasındaki ilişkiler farklı yönlere gitmiş gibi görünüyor. Bu farklılığın dini kimlik algısının etkisinden kaynaklandığı söylenebilir. Hamşen Ermencesi konuşan Müslüman cemaati ile Hamşen dilini konuşamayan Müslüman cemaatin kimlik algıları çok benzer olsa da Hristiyan Hamşenli cemaati ile arasındaki fark bu tezin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu durum Hamşen halkının inanç tarihini ve inançlarının geçirdiği değişimleri ortaya çıkarmamıza hem de Hamşen kimliği açısından bu değişimin neyi ifade ettiğini söylememize olanak sağlıyor. Hamşen halkının inancını incelemek için üç döneme ayrılabilir. Hristiyanlık öncesi inançlar, Hristiyanlık dönemi ve Müslümanlık dönemi. 24 Nisan arifesinde Batı Ermenistan televizyonu ilk yazı dizisi Hamşen ve Hamşensi'ye ithaf edilecek olan Ermeni kimliği dizisini sizlere sunacak. Din ve Hamşen'in etnik kimliği, Hamşen halkı, Hamşen bölgesine geldiğinde Ermeni Apostolik Kilisesi'nin takipçileriydi. Bu nedenle Hamşenlilerin Hristiyanlık öncesi döneminden kalan yazılı belgeleri bulmak son derece zordur. Ancak bu döneme ilişkin bazı bilgiler bulunabilmektedir. Bunun için iki kaynağımız var. Biri Ermenilerin Hristiyanlık öncesi tarihi, diğeri Hamşen'in geleneksel inançlarla ilgili eserleri konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Batı Ermenistan Televizyonu'nun web sitesinden edinebilirsiniz. Arçak'taki Mardakert'in Vauhas köyünden zorla yerinden edilen Armen Mikaelyan, Kan Gibi Sıcak adıyla ikinci kitabını yayımladı. Şiirler arasında doğum yeri de yer alıyor. Vatan onun gözünde umutların, hayallerin yansıdığı, kalbinin doğayla uyum içinde attığı rengarenk bir tablodur. Armen Mikayelian'in edebi takma adı Armen Avo'nun yaratılış tarihi var. Zamanın Ermeni dili ve edebiyatı öğretmeni Armen'in Avedik İsahakyan'ın eserlerine özel bir sevgisi olduğunu fark etmiş. Bu nedenle Avo takma adı verilmiştir. Ancak Armen bunun Artak'ın yaralı oğlunun kısaltılması olarak sunar. Köyün büyük bir kütüphanesi ve el yazması eserleri vardı. Eşsiz bir koleksiyon ne yazık ki orada kaldı yanında sadece telefonun içindekileri getirmişti. İlk kitabı Seni Tanıdıkça Kendimi Tanıyacağım 2022'de yayımlandı. İkinci şiir kitabını ise askerlik hizmetini bitirdikten sonra yazdı. Artsah'ın abluka altında bulunmasından dolayı kitabını hemen göremedi. Yazarın kendi kitabıyla ilk buluşması ancak 2023 yılında yerlerinden edildikten sonra Doğu Ermenistan'a gelmesiyle gerçekleşti. Armin Avon'un ilk yaratıcı ilham kaynağı doğduğu yerdi. Bundan sonraki eserlerinin teması ne olacak sorusuna an itibariyle cevap verme konusunda zorlanıyor. Orada koca bir hayat bıraktı. Çocukluğun güzel duyguları ve anları, gençlik enerjisi ve kıvılcımı ama Ermeni okuyucuya umut ve ışık aktarmaya çalışacak. Şairin iki kitabını satın almak için Facebook sayfasına yazmanız gerekiyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kristine Sakyan tarafından seslendirilen Hamşen Popuri adlı eseri sunuyoruz. Altyazı Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.